Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Özür dilerim. Yani bu şekilde geri vermek istemezdim. Ama az önce Zeynep buradaydı. Yani kabul etmek zorunda kaldım. Ben böyle bir hediyeyi kabul etmeyi doğru bulmuyorum. Sadece bir hediye Naz. Bu kadar büyütecek bir şey yok. Yani bunun sesinle alakası yok. Benim içim rahat etmiyor sadece böyle. Ben biraz ileri gittim sanırım. O yüzden ben özür dilerim. Seni üzmek, tedirgin etmek ya da kırmak değildi niyetim. Hayır, hayır, beni kırmadınız. Gerçekten böyle düşünmeyin. Ben sadece... Yani lütfen bunu böyle bilin. Yani soru da sormayın. Kusura bakmayın. Nazlı, aferin sana. Kuzum. Ne oldu kuzum? Neyin var? Hatice abla, Murat Bey bana köpekleri vermişti. Ben onları geri verdim. Neden geri verdin kuzum? Öyle olması gerekiyordu. Geçsene. Ne oluyor Oya? Anlamıyorum. Ben bugün kafeye gittim Yıldız. İyice bir bakmak, araştırmak için. Ve sanırım Kerem'in masumiyetini ispatlayacak bir şey buldum. Ne buldun? Bu ayakkabı tokasını. Bilgisayarın olduğu ofiste buldum Yıldız. Bir anda ayağıma takıldı. Sanki ben buradayım der gibi. Bak, o görüntüleri kim sildiyse, bu tuzağı Kerem'e kim kurduysa ona ait bir delil olabilir bu. Delil. Tabii. Ama bu tek başına delil olarak göstermek için yeterli değil. Yani bunu göstererek Kerem'i çıkaramayız. Kanunlar bu şekilde işlemiyor. Hiç işe yaramaz mı peki? Polise versek ya da savcıyı araştırır. Bunu ciddiye bile almazlar ki Oya. Çok üzgünüm ama orası bir kafe. Oraya günde onlarca insan girip çıkıyor. Herkese ait olabilir bu toka. Doğru. Yani en azından Kerem'den başka bir şüpheli olsaydı belki peşine düşüp araştırılabilirdi. Ama şu an öyle biri de yok. Ben bir umutla getirdim işte sana. Yıldız, ben Kerem'in suçsuz olduğuna inanıyorum.
Sen de böyle düşünüyorsun biliyorum. Onun için bu süreçte ne yapmam gerekiyorsa söyle bana. Ben seve seve yaparım bak ne gerekiyorsa. Keşke elimizden bir şey gelse. Ben sürekli Kerem'in masumiyetini nasıl ispatlarım diye düşünüyorum. Yine bir şey bulursam ilk sana getireceğim. Sen de bana ne yapmam gerekiyorsa söyle tamam mı? Şu an senin yapabileceğin bir şey yok Oya. Anlıyorum, yardımcı olmak istiyorsun ama ben gereken her şeyi yapıyorum emin ol. Umarım beni nasıl kurtardıysan Kerem'i de öyle kurtarırsın Yıldız. Umarım. Allah kahretsin. Onu kurtarmak elimde oysa ki ama hiçbir şey yapamıyorum. Elim kolum bağlandı. Allah kahretsin. Nazlı daha önce Furkan'la yaşadığı tatsızlıktan dolayı küpeleri almamış olabilir mi? Hiç düşündün mü bunu? Olabilir. Haklı da aslında biliyor musun abi? Nazlı beni hiç şaşırtmıyor. Küpeleri ilk aldığım gün böyle olacağını biliyordum ben. Sen pek de alınmamış gibi görünüyorsun. Umudunu kaybetmedin değil mi? Abi yarınki görüşmeyle ilgili telefon bekliyordum. Müsaadenle. Tamam. Efendim. Seni de anlıyorum kızım. Ama yaptığın şeyleri onaylamıyorum. Çünkü sen şu an hiç tanımadığın bir duyguyla savaşıyorsun. Yani kendinle. Murat Bey'le değil. Murat Bey'le onunla bununla ilgisi yok. Yok abla öyle değil de. Bal gibi öyle. Hem söyle bakayım sen bana. Sen kendini niye sevilmeye layık görmüyorsun? Haklısın galiba. Yani köpekler konusunda ben geri vermekte ayıp ettim. Ama abla yanlış anlaşılmak istemiyorum artık. Kuzum, sen o küpeleri geri verirken kalbine sordun. Hı? O ne dedi? Ben Kerem'i nasıl kurtaracağım ya? Efendim Halit amca. Kızım neredesin? Geldim geldim kapının önündeyim. Bir şey mi oldu? Yavrum Elvan Hanım fenalaşmış. Hastaneye götürdüler. Biz de hastanedeyiz şimdi. Ne? İnanmıyorum ya. Kadın dayanamadı tabii oğlunun başına gelenlere. Kerem onun her şeydi. Hayattaki tek dayanağıydı. İnşallah bir şey olmaz. Tamam dur. Ben hemen geliyorum taksiye atlayıp. İnşallah bir şey olmaz. Ayşe'cim ben sana ne diyorum? Bu İspanyol şirketin temsilcileriyle görüştüğümden beri Murat'ın bana bakışları değişti resmen. Aa doğru ya. E tamam işte. Yeni bir fırsat daha çıkmış. Bu sefer de adamların aklını çelersen Murat sana hayran olur. Ya zaten tatlım hatırlasana. O Zeynep film gecesi yapalım diye tutturmasaydı ben o akşam da yemeğe Furkan'la değil Murat'la gidecektim zaten. Bu defa zaten ortada Furkan yok. Sen merak etme. Evet haklısın ama... Ben bu sefer işimi kesinlikle garantiye alacağım Ayşe'cim. Bu defa işin başından sonuna kadar Murat'ın yanındayım. Ay, çok sevindim Melek'cim ya. Galiba sonunda her şey yoluna giriyor ha. Kızım yani zaten sende bu zeka, bu özgüven varken kimse senin karşına duramaz. Erkekler yanlarında senin gibi zeki ve donanımlı kadın görmek isterler. Ezik. Mızmız, güçsüz kadınlara tahammül edemezler biliyorsun. Hiç. Değil mi ya? Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? O haspam bu zamana kadar hep kazanıyormuş gibiydi ya. Bu saatten sonra mümkünatı yok Ayşe. Çünkü bu iş onun boyunu fazlasıyla aşıyor. Thank you.
Nasıl durumu? İyi mi? Nerede şimdi? İçeride. Kimseyi almıyorlar yanına. Doktorlar durumun tehlikeli olduğunu söylemiş. İnşallah bir an önce iyileşir. İnşallah. Elvan teyze nasıl? İyi mi? Ne olur bir şey söyleyin ya. İyileşecek mi? İyileşecek mi şu an için bilemiyorum. Yapılacak müdahalelerden ve tetkiklerden sonra belli olacak. Lütfen sakin olun. Oğul orada perişan. Anası burada. Kaldıramadı kadın besbelli. Ayman teyzem ya. Anlamıştım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Lan gebet! Lan! Tamam. Koş kızım, koş. Rüstem öldü. Katil oldum ben. Bak, o seni öldürecekti. Sen kendini korudun. Öyle katil olunur mu hiç? Olunmaz ki. Olmadın çocuğum. Evi dükkana sorup öğrendim. Rahatsız ettiysem. Ay olur mu öyle şey? Ben de tam kahvaltı hazırlamıştım. Hadi gel yiyelim beraber. Evde duramadım. Senin yanına gelmek istedim. Kızdın mı? Deli misin kız sen? Lafa bak. Oy. Kızım. Murat, gelebilir miyim? Bu yeni işle alakalı mı çalışıyorsun? Evet, dosyayı tekrardan inceliyorum. Seni çok heyecanlı görüyorum. Daha önceki işlerle bir bağlantısı var mı? Ya açıkçası daha önceden bir adım atmıştık ama bu kadar çabuk geri döneceklerini beklemiyorduk. Eğer bu görüşme olumlu geçerse dördüncü oteli Bodrum'da açacağız. Ne diyorsun? E bu çok güzel bir haber. Peki görüşme ne zaman? Yarın. Yatırımcıyı yarın eve davet ettim. Aa, süper. Peki bizim tanıdığımız biri falan mı? Yani bizim cenahtan mı ya da ne bileyim uluslararası ünlü bir iş adamı falan mı? Ben şimdilik gizli kalmasını daha doğru buluyorum. Yani seninle alakalı bir şey değil. Yatırımcımız da gizliliğe bayağı önem veriyor. O yüzden daha fazla sana anlatamam. Üzgünüm. Hiç önemli değil. Ben gayet net anlıyorum. Ama biliyorsun ki yardıma ihtiyacın olursa her zaman buradayım. Teşekkür ederim. Ne demek? Kolay gelsin. Nasıl oldu? İyi değil. Risk devam ediyormuş. Her şeye hazırlıklı olun dediler. Ben Elvan teyzeyi aradım. Rüstem açtı, ondan öğrendim. Duyunca başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Neden olmuş peki? Kerem üzüldü. Başka ne için olmuş olabilir ki Yıldız?
Onun her şeyiydi Kerem. Nasıl düşkün. Şimdi hayatta en değer verdiğin kişiyi böyle demir parmaklıkların ardında görmek. Mahvetti onu. Tamam gel. Otur sen de şimdi. Bak Yıldız, ne olursa olsun biz bırakmayacağız kendimizi. Ne olursa olsun güçlü kalacağız. Eğer ona bir şey olursa Kerem'in yanından başka kimsesi yok biliyorsun. Şimdi geçmişi geride bırakıp ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Tamam? Benim aklım almıyor ya. Kim nasıl yapar böyle bir şey? Ne istediler Kerem'den? Kimseye bir zararı dokunmadı ki onu. Bir insan başka birinin suçsuz olduğunu bile bile onu nasıl hapse gönderir? Ya bu nasıl bir acımasızlık ya? Benim aklım almıyor. Ayın düşmanı da yoktu ki. Yusuf abi kolay gelsin. Sağ ol Murat'ım. Abi senden şey rica edeceğim. Bu listedekileri tedarik edebilirsen çok sevinirim. Tamam. Abi alışverişten sonra da bahçeyi bir temizleyip düzenleyebilirsen çok iyi olur. Belki müşteriyle biraz yürüyebiliriz. Ya da ne bileyim kahvemizi bahçede içeriz. Sen her halükarda hazırlarsan güzel olur. Misafiriniz önemli biri galiba. Evet abi. Oldukça önemli. Uzun zamandır bu görüşmeyi ayarlamaya çalışıyoruz. Yeni otelin görüşmesini yapacağız. Çok sevindim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim abi. Eğer görüşmeyi geçerse Bodrum'da açacağımız yeni otelin temelleri yarın atılabilir. Yani o kadar önemli. Hayırlısı olsun. Bodrum mu? Ama orası çok güzel. Sen bizi mi dinliyorsun küçük prenses? Ha? Gel bakalım. Oh. Hayır. Dün bahçede bir kirpi görmüştüm. Buraya geldiğimde de sizi duydum. Öyle mi? Baba, otelin adı ne olacak? Yani adını ne koymayı düşünüyorsunuz? Yatırımcımız otelin adını Clover olmasını istiyor. Biliyor musun ne demek? Yonca çiçeği demek. Böyle bir çiçek mi var? Evet, var. Hem biliyor musun? Eğer yonca çiçeği 4 yapraklıysa o bir mucize çiçeğidir. Çünkü genelde doğada 4 yapraklı yonca bulmak mucize gibi bir şey. Genelde doğada 3 yapraklı yonca bulunur. Eğer sen 4 yapraklı yonca bulursan işte o zaman hayatında mucizeler olmaya başlar. Bir tane. Girelim mi artık içeriye? Anne sen de duydun mu mucize çiçeğini? Duydum bir tane. Sen hiç 4 yapraklı yonca ile karşılaştın mı baba? Evet bir tane. Karşılaştım. Uzaklarda aramaya gerek yok. Benim bu mucizem yanı başımda. Anladım. Annemi söylüyorsun. Evet. Ama sadece annene değil. Diğeri kimmiş bil bakalım. Ben. Evet sen. Siz benim mucizemsiniz. Anne duydun mu? Biz babamın mucizeleriymişiz. Duydun mu? Duydum bir tanem. Hadi bakalım gel ilaçlarını içmen lazım. Hadi bakalım. Dikkat et. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ ol. Elvan Hanım zor da olsa krizi atlattı. Ama hala stabil değil. Durumu ciddiyetini koruyor. Yoğun bakım ünitesinden uyanmasını bekliyoruz.
görebilir miyiz peki? Maalesef şu an için mümkün değil. Ama sonrasında arkadaşlarımız size yardımcı olacaklar. Ben gideyim bir su alayım. Benim de bir telefon konuşması yapmam gerekiyor. Rüstem! Ne oluyor be? Hiç mi suçlu hissetmiyorsun kendini ya? Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? O kadın senin yüzünden bu halde. Hepimiz senin yüzünden bu haldeyiz. Allah'ım ya Rabbim sen sabır ver. Yahu o manyak kadın yaptı. Ne olduysa o manyak kadının başının altından çıktı. Sümbül denen manyak bağırdı çağırdı. Elvan o yüzden bu halde. Benim bir suçum yok. Tabii. Senden başka bir cevap bekleyen de kabahat. Hala bir suçum yok diyor. Suçun en büyüğü senin. Ha. Nasıl oldu? Bir gelişme var mı? Söyleyin lütfen. Hastamız geceyi yoğun bakım ünitesinde geçirecek. Burada beklemenize gerek yok. Bir şey olursa size mutlaka haber vereceğiz. Ben burada kalacağım. Sen git, ben kalırım. Refakatçiye gerek yok. Yok. Elvan teyze uyandığında burada olmak istiyorum. Ben de onu bu halde bırakıp gidemem. Siz bilirsiniz. Zavallı kadının başına gelenlere bak. Kocası ayrı ayrısız. Oğlu ayrı ayrısız. Anne. Başlamayın ya. Tamam, sen Halit amcayı da al, eve git artık. Yoruldunuz. Doğru. Hadi. Hadi Sümbül. Rüstem. Hadi gel. Seni de bırakalım. Hadi. Hadi Sümbül. Bir yanda sen, bir yanda ben, bir yanda kaderim, bir yanda geçmişim. Bir yanda aşk, bir yanda nefret, bir yanda hayatın çilesi, yüreğim sabret. Ben de bir gün sevebilecek miyim yeniden birine? Güvenebilecek miyim? Ben de hayata dönebilecek miyim? Ne olur Allah'ım, ah ne olur, sar yaralarımı sevgisiz, hayat yaşanmaz olur. Ne olur Allah'ım, ah ne olur, sar yaralarımı sevgisiz, hayat yaşanmaz karşılaştın mı baba? Evet bir tanem. Karşılaştım. Uzaklarda aramaya gerek yok. Benim bu yüzden yanı başımda. Anladım. Annemi söylüyorsun.
Evet. Ama sadece annene değil. Diğeri kimmiş bil bakalım. Ben. Evet, sen. Siz benim mucizemsiniz. Anne, duydun mu? Biz babamın mucizeleriymişiz. Duydun mu? Bu mucizeler gerçek olur mu? Oya, çok uykusuz kaldın sen. Koltukların birinde uyu istersen. Yok, sağ ol. Yanımda durduğun için sağ ol Yıldız. Sen de yoruldun. İstersen sen dinlen, ben buradayım asılsa. Yok, Evan teyze bu haldeyken içim rahat etmez. Oya, ben seni rahatsız etmiyorum, değil mi? Yani olanlardan sonra. Sorun değil. Zaten bunları düşünmenin sırası da değil. Efendim Halit amca. Gece hiç uyanmadın mı? Evet, hala haber bekliyoruz işte. Ben bir haber gelince arayacağım seni. Hastamızı normal odaya aldık. Elvan Hanım yavaş yavaş da olsa kendine geliyor. Oya hanginiz? Benim. Elvan Hanım burada olup olmadığınızı sordu. Sizi görmek istedi. Yalnız daha tam kendine gelebilmiş değil. Hala çok yorgun. Zorlamayın ve strese sokabilecek konuları konuşmaktan kaçının. Tamam, merak etmeyin. Allah'ım. Lütfen bir şey olmasın ona. Lütfen çok iyi olsun. Melekçi. Ah Aslı teyzeciğim. Ben de seni arıyordum. Biz arkadaşlarla plan yaptık. Bu gece çıkacağız. Artık yarın dönerim. Aa, ya keşke bugün kalsaydınız ama. Sen varsın ya burada. Gözüm arkada değil. Ben sana güveniyorum. Teşekkür ederim ya. Umarım her şey çok güzel olacak. Çok zarifsin Melekciğim. Yine çok güzel olmuş elbisen. Beğendiniz mi gerçekten? Evet, evet. Bayıldım. Ya aslında bu üçü vardı ama ben de en çok bunu beğendim gibi galiba. Hmm. Yok yok. Bence bu en güzeli olmuş. Teşekkür ederim. Bu işi de alırsan Murat'ın aklında kolaylıkla yer edebilirsin artık. Her şey daha kolaylaşır. Umarım, umarım her şey güzel olsun istiyorum ya. Yani bir düşünsenize, belki yeni otelin açılışına Bodrum'a Murat'la beraber gideriz. Beni gelişmelerden haberdar et, tamam mı? Tabii ki. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Oya. Kerem. Sana emanet. Elvan teyze. Şşş. Bana bir şey olursa. Ona zarar gelmesine. İzin verme. Bunlara hiç ihtiyacımız kalmayacak Elvan teyze. Sen iyi olacaksın. Kerem çıkacak oradan, suçluluğu ispatlanacak. Siz eski günlerdeki gibi de çok mutlu olacaksınız. Bu kadar yeter. Artık çıkmanız lazım. Kerem.
gerçekten bir suçum, bir kabahatim olsa gıkım çıkmadan yatarım burada. Ama yok yere buradayım ben. Ağrıma gidiyor. Kim neden yapsın bunu bana? Kafayı yiyeceğim. Annemi de ardımda bıraktım. Bunca zaman yolumu gözledi benim kadın. Tam birbirimize kavuşmuştuk. Ona rahat bir gün yüzü gösterecektim. Ardımda dağ gibi oğlum var diyecekti. Şu olanlara bak. Hiçbiri olmadı. Bunca yıldır o zalim babamdan çektiği yetmezmiş gibi şimdi bana atılan iftira yüzünden kahır çekiyor kadın. Yıldız, Yıldız. Bir çare bulsam bari. Elimden gelen tek şey bir kurtuluş ummak. Başka bir çarem yok. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Kerem Çelik. Ne oldu? Gerçek suçlu bulundu mu yoksa? Kurtuldun mu? Yürü gidiyoruz. Cezaevi müdürü bekliyor seni. Senin ne işin var burada? Yani Elvan'ı yalnız bırakmayayım diye geldim. Hem evden de bir 3-5 parça eşya getirdim lazım olur diye. Durumu nasıl? Şimdi çıktım yanından. Daha iyi olacak. İnşallah. Ben bu arada Kerem'e de haber ettim. Yani cezaevini aradım. Dedim ki böyle böyle annesi kalp krizi geçirdi. Şimdi de yoğun bakımda, haber ettim. Haberi var ya. Ne yaptın? Ay, niye böyle bir şey yapıyorsun ki sen? Ya ne bileyim ben. Yani şey diye düşündüm. Hani durumu kritik ya Elvan'ın. Hani bir şey olur falan. Sonra bize kızmasın. Yani yanlış şeyler düşünmesin diye. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Yıldız, ben Kerem'i görmek istiyorum. Annesinden haber getirdim dersem içeri alırlar mı beni? Yani sıra dışı bir durumu olduğu için müsaade edebilirler, evet. Denemekte bir fayda var. Sen doktorlardan bir rapor talep et. Kanıt görmek isteyebilirler. Mutlu musun şimdi? Herkesi düşürdüğün şu hale bak. Allah da seni. Yavaş. Avukat, yavaş. Serin gel. Öf. Açma o muslukları yine. Ne demişler? Terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Değil mi? Sabret. Az kaldı. Şu benim oğlanın cezası, hapis durumu kesinleşsin. Çocuğuna kavuşacaksın. O zaman ona sarılır, istediğin kadar ağlarsın. Tamam? Tamam bir tanem. Ay, Cemre'cim parka mı gidiyorsunuz? Aha. Ya Sinem'i de alır mısınız yanınıza? Olur mu anne? Ya tatlım, Murat'ın çok önemli bir iş görüşmesi var da benim de özellikle katılmamı istedi. Ben de kıramadım. Anladım. Tamam, Sinem de gelsin bizimle. Ay, süper. Yaşasın! Yuppi! Birlikte parka gidiyoruz. Ay canlarım benim ya. Çok teşekkür ederim sana. Beni o kadar büyük bir dertten kurtardın ki. Ay, çok stresliyim. Umarım çok güzel geçer görüşme. Umarım. Hadi bakalım kızlar, çıkalım. Hadi. Melek, çok şıksın. Ay. Bu renk gerçekten çok yakışmış sana. Çok teşekkür ederim Murat, çok sağ ol. Bu arada yatırımcılar gelmiş galiba. Hatice söyledi. Öyle mi? Evet. Zeyd Bey hoş geldiniz. Murat Bey hoş bulduk. Buyurun, bugün hava güzel diye dışarıda oturalım istedim. Olur. Buyurun. Buyurun lütfen. Murat'cığım, İspanyollar gelmeyecek miydi? Ben öyle bir şey demedim ki. Ben onlar gelecek zannediyordum. Neyse ben yine elimden geleni yaparım, olur mu? Ay, bu kim ya? Şimdiden öğrenmeniz daha iyi.
Muhtemelen 10 yıl ceza alacak. Elvan teyze! Annemi iyi olduğunu söyle yeter Yıldız. Tamam. Yıldız. İyi ki varsın. Her şey için sağ ol. Sana çok güveniyorum. Bebeğinin yaşaması senin elinde avukat. Tamam mı? Devam mı? Evet, aslında bazen biz de böyle düşünüyoruz Murat Bey'le. Belli oluyor Melek Hanım. Kesinlikle belli oluyor. Bir kadının elindeydi her şey güzelleşiyor. Murat Bey, konumuza tekrar dönecek olursak, ben otelinizdeki bu pilot oda olarak düzenlediğiniz, dekor ettiğiniz konseptten gerçekten çok etkilendim. Her sadece ben mi? Danışmanlarım, ortaklarım, hatta eşim ve kızlarım da. Çok teşekkür ederim. Ha, ayrıca sizinle ortaklık yapmamda inanın bu odanın rolü çok büyük oldu. Yani o perdeler, o mobilyalar, yani muhteşem bir uyum yakalamış. Beğenmenize sevindim. Ya bu arada sakıncası yoksa tasarımcısıyla da tanışmak istedim. Eşim. Odanın tasarımını eşim bizzat kendi yaptı. Aha, öyle mi? Hanımefendi, çok tebrik ederim. Eşim şu an dışarıda kızımızla ilgileniyor. Aa, ben çok özür dilerim ikinizden. Ne olur kusuruma bakmayın. Ben sizi bu şekilde görünce sandım ki... Önemli değil. Önemli değil. Ya karı koca ne güzel bir uyum yakalamışsınız. Hem iş konusunda hem evlilik konusunda. Maşallah diyelim. Ben hemen eşimi arıyorum. Merhaba hayatım. Şu an eve gelebilir misiniz lütfen? Sana ihtiyacım var. Tamam, bekliyorum. Nasıl böyle bir şey yaptım ben? Hala inanamıyorum. Aşk insana neler yaptırıyor. Ama o hala onun evinde. Murat'la beraber. Ya Furkan sen neredesin ben? Niye ulaşamıyorum sana? Ya neler oluyor burada? Haberin var mı senin? Ne oluyor Melek? Dışarıdayım ben. Dışarıdasın tabii. Sen dışarıdayken Atalan Üsküdar'ı geçti canım. Yatırımcılar geldi. O uygulama yaptığınız odayı çok beğendi. Bodrum'da oteller açılıyor. Murat Nazlı'yı işi olarak tanıtıyor. Daha sayayım mı sana? Ne diyorsun sen Melek? Ya ne diyorum? Ya Furkan, sen otele gitmiyor musun canım benim? Sen orada çalışmıyor musun? Senin bu otelde hisselerin yok mu? Ya benim burada çektiğim rezillik nedir ya? Bir sakin olur musun? Kaç gündür şirkete gitmiyorum zaten. Murat olanları biliyorsun. İnan ki haberim yoktu. Ya senin neyden haberin var ki acaba? Sen orada oturmuş karalar bağlarken... Murat burada Nazlı'yı eşi olarak tanıtıyor. Benden sana söylemesi. Rüstem haber vermiş. Olanları biliyorum. Ceza müdürü söyledi. Annem orada ölümle cebelleşirken ben onun yanında olamıyorum. Elini tutamıyorum. Kerem bak durum sana anlatılan kadar kötü değil. Gerçekten ben onun yanındaydım, konuştum onunla. Daha iyi o. Sen de rahatlayabilirsin artık. Rahatla mı diyorsun yani bana? Rahatlamayayım gerçekten. Hı? Vallahi iyi ki söyledim bunu. Doğru söylüyorsun. Rahatlayayım.
Bak rahatladım. Çok iyi geldi bu bana. Harbiden rahatladım ya. Annemin hastanede olduğunu unuttum. Cezaevinde olduğumu unuttum. Hiçbir şey olmamış gibi yaptım bak. Tıpkı senin gibi. Hiçbir şey yaşanmamış gibi yaptım. Gördün mü? Böyle çok iyiymiş ya. Sen bizimle neden ilgileniyorsun o ya? Söylesene. Annemle, benimle neyi ilgilendiriyor seni? Bizim yanımızda olmana ihtiyacım yok benim. Kerem, aslında beni bir dinlesen. Artık vazgeç. Rahat bırak beni. Senin vazgeçmiş olman, benim yanımda olman, beni sevmen, bunların hiçbiri umurumda değil, anladın mı? Artık hiçbirinin anlamı yok benim için. Ben de sana aynı şey yapmıştım. Seni çok iyi anlıyorum Kerem. Beklemeyeyim diye yapıyorsun. Beni korumak için yapıyorsun, biliyorum. Bana bir şey olursa ona zarar gelmesine izin verme. Bedeli ne olursa olsun seni oradan çıkartacağım. Bedeli ne olursa olsun. Bunu sana ve Elvan teyzeye borçluyum ben. Bak, heyecanlanacak bir şey yok. Kendisi önemli bir iş adamı. Senin tasarladığın odayı çok beğenmiş. O yüzden seni görmek istiyor. Hadi gel. Sait Bey, eşim Cemre Hanım. Cemre Hanım, çok memnun oldum. Ben de. Hayatım, sen geç şöyle istersen. Konseptiniz takdiri şayan hanımefendi. Gerçekten çok sevklisiniz. Teşekkür ederim. Ben beğenmenize çok sevindim. Beğenmek ne demek? Bence harika bir iş çıkarmışsınız. Ha, yalnız ne yalan söyleyeyim. Hani bir kadın eli değdiği de belli oluyor. Benim eşim bu konularda çok yeteneklidir. Estağfurullah. Ben elimden ne geliyorsa yaptım. Babacığım. Bir tanem. Bir tanem. Bak, evimize misafir gelmiş. Biz ne diyorduk gelenlere? Hoş geldiniz. Hoş bulduk küçük hanım. Ne tatlısın sen böyle. Anne, ben bahçede seninle oynayabilir miyim? Olur bir tanem, oyna bakalım. Koşmadan. Tamam. Maşallah. Ne kadar güzel bir ailesiniz. Teşekkür ederiz. Eşinize de söyledim. Çift olarak da çok uyumlusunuz. Murat Bey, ben kararımı verdim. Sizin gibi böyle güzel, samimi, sıcak ailesi olan biriyle çalışmak beni çok memnun eder. Ben ne yalan söyleyeyim, günümüzde aile olmak o kadar zorlaşmış ki. Ben de aile bağlarına gerçekten çok önem veren biriyim. Detayları daha sonra konuşalım, olur mu? Nasıl isterseniz. Bu güzel günde hanımefendi daha fazla sıkmayalım. O zaman bana müsaade. Müsaade sizin. Ben sizi geçireyim isterseniz, buyurun. Peki. Hanımefendi, görüşmek üzere. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Hayırlısı olsun. Ben bir ihbarda bulunacaktım.
Teşekkür ederim. Ne için? Eğer bu mucize otel açılacaksa bu senin sayende olacak Nazlı. Bana yine uğur getirdin. Yok canım, ben ne yaptım ki Murat Bey? Neler yaptığını bilsen. Murat Bey içeride mi? Sait Bey mi o? Sait Bey? Murat Bey, böyle bir şey nasıl yaparsınız? Size hiç yakıştıramadım bunu. Anlamadım. Meğer hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş. Belki sen de korktun ama beni korudun. Karanlıkta ışığım oldun. Belki umutsuzdun, bana umut oldun. Ne çektin kim bilir, ne büyük emektir. Ne hakkın ödenir, ne sevgin tükenir anne. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Gecelerde ninni oldun. Belki huzursuzdun, bana huzur oldun. Masallarda